Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerle 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik yapacağız. Patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Mutlasemlerim için de böyle elimde artık iplerim vardı. Böyle yarım yarım normalde bir patik çıkartmayacak böyle azar azar iplerim vardı. Böyle iplerimi kullandım. Elinizde birer ikişer metre kadar yarım artık ipiniz varsa böyle bir patik yapabilirsiniz. Hemen iplerimi de şöyle kenara alıyorum. Hanımlar patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara böyle kısa 2 şiş ile yaptım. 5 şiş patiklerimde kullandığım Şişimin 2 tanesini bu patiğimde kullandım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelim bu şekilde. Çok güzel bir patik oldu. Hanımlar çok şık cici rengarenk güzel bir patik oldu. Böylece artık iplerimizi de değerlendirmiş oluyoruz. Malum ip fiyatları aldı başına gitti. İpler de artık çok kıymetli. Altınla yarışacak neredeyse o derece. bu nedenle böyle iplerimizi atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Güzel güzel patikler yapıyoruz. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bu şekilde patiğimizin tabanı kapak kısmı hiçbir yerinde dikişimiz yok baştan sona da iki şiş ile yapılıyor Evet hanımlar hemen patiğimize başlayalım bunun kısmından başlayacağız 12 ilmek olarak krem ipimle başlıyorum krem ipimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bırakıyorum 12 ilmeğimi atacağım şimdi şu birinci ilmeğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 ilmeğimi attım geri dönüyorum geri döndüğümüz tanımlar arka yüzdeyiz e, bu ipimizin ucunda kaldı biraz bu ipimiz beklesin tabanımız yaparken yine bu ipi kullanacağız şimdi geri döndük ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bakın geri döndük arka yüzdeyiz devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum ön yüzde düz ön yüzde düz arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz patiğimizde Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Geri dönüyorum ön yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı ön yüzde yapıyoruz. İlk iki ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son iki ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Öyle artırma yapıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. ikinciyi ördüm. Hemen ardından ipime parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 14 tane ilmeğimiz oldu. Geri döndük arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını arka yüzde ters örüyoruz. Artırma işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum buraya. Şimdi son iki ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin yanındaki hemen şuraya ilmeğimi atıyorum. Önüne bakın sondan ikinci ilmeğimin önüne ilmeğimi attım. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Tekrardan ön yüzeyi sanımlar artırmalarımıza devam ediyoruz ön yüzde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ikinciyi ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yapıyorum. Sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sonraki ilmeğim kaldı. Buraya hemen artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine artırmalara devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son iki ilmek kalana kadar öreceğiz. O şekilde artırmamızı yapacağız. Hanımlar ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelimi Kurdum. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim sonra birlikte modele başlay başlayacağız. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Arka yüzde 28 ilmeğimi ters ördüm şimdi ön yüzdeyim artık artırma yapmayacağız. 28 ilmek olarak modelimizi yapacağız. Öncelikle ilk modelimi kuracağım. Ee, mavi ipimle yapmışım ilk modelimi yine mavi ipimi şöyle elime aldım. Bu aşamada hanımlar ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İlk üç ilmeğimi mavi ipim ile öreceğim. Şu birinci, şu ikinci ilmeğim. Hemen mavi ipimin ucunu kendine bağlıyorum. Patiğimi sökülmesin diye eklediğimiz her ipte düğüm atmayı unutmuyoruz. İki tane düğümümü attım. 2 ilmek ördüm. Şu üçüncü ilmeğim. 3 üç ilmek ördükten sonra 4 tane kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 4. kremim. Bu defa 5 tane ilmeğimi mavi ile öreceğim. Bu arkada şu ıı, mavi ipimizi çok sıkı bırakmayalım. Hafif esnek bırakalım hanımlar. Modeli yoksa bozulur. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5. 5 ilmek düz ördüm. Tekrardan 3 tane, pardon 4 tane kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 5 tane mavi örüyorum. Yeniden 4 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. Kalan 3 ilmeğimi mavi ipim ile düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizin birinci sırası böyleydi. Geri dönüyorum arka yüzde modelimizde ikinci sıradayız. İlk ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki iki mavi de yine düz olarak örüyorum. Ön yüzü haroşa düşüyor hanımlar. İpimi kendime doğru alıyorum. Bu dört krem ilmeğimi tekrardan örmeden sağ şişime aldım. Aralardaki mavi ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzü haroşa dişecek hanımlar. Tekrardan ipi mavi ipi arka yüze doğru yani kendime doğru aldım. 4 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 5 tane mavi ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Yeniden mavi ipimi kendime doğru aldım. 4 tane kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İlk iki ilmeğimi ördüm. Arka yüzde olduğum için sonuncu ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzde ikinci sıramı tamamladım. Şimdi geri döndük. Ön yüzde modelde üçüncü sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk iki ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Şu ikinci ilmeğim. İlk iki ilmeği ördükten hemen sonra mavi ipimi şöyle keseceğim. Ucunu kremime bağlıyorum. Sadece iki sıra mavi ipimizi kullandık. Mavimi şöyle çektim. İlk iki ilmeğimi krem ile ördüm hanımlar. Bu aşamada bakın burada dört tane krem ilmeğim var. Bu ilk iki krem ilmeğim ile bu sağdaki bir mavi ilmeğimi yer değiştirerek göreceğim. İki krem ilmeğim önden gelecek şekilde mavi ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Önce iki kremimi ardından bir mavi ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar burada iki tane krem solda da bir mavi ilmek var. Yine bu ilmekleri yer değiştireceğim. İki kremim önden gelecek şekilde mavi de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce mavi ilmeğimi sonra da iki krem ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Model aralarında üç kremimiz var. Düz öreceğim. Bir, iki, üç. Bakın bir diğer modelimize geldik. Bir mavi önde de iki tane krem ilmek var. Bu mavi ile iki krem ilmeği yer değiştiriyorum. Önemli olan krem ilmekler önden gelecek şekilde, renkli ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz. Önce iki kremimi düz örüyorum, sonra da bir tane mavimi ördüm. Şimdi tekrardan bakın iki mavimiz var. Solda da bir tane, iki tane krem, solda da bir mavi var. Bu iki krem ile maviyi yine yer değiştiriyorum. Şöyle bir nevi burgu işlemi yapıyoruz. E ee, krem ilmeği önden gelecek şekilde, mavi de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce mavi ilmeğimi, sonra da iki krem ilmeğimi düz ördüm. İkinci modelimizi de yaptık. Arada üç kremim var. 1 2 üç. Şimdi üçüncü modelimi yapacağım. Bir mavi, hemen önünde de iki tane krem ilmek var. Bu ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Krem ilmeklerim önden gelecek şekilde mavi de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Ardından ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Tekrar öndeki krem ilmeğim var gördüğünüz gibi. Hemen bu krem iki krem ilmeğimi solundaki mavi ile yer değiştiriyorum. Önce mavi sonra da sırasıyla iki krem ilmeğimi düz örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde üçüncü sıramızı tamamladık. Arka yüzde dördüncü ve sonuncu sıramızdayız hanımlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dördüncü sıramda ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Böylece ilk modelimizi tamamlamış olduk. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık ikinci modelimizi kuracağız. İkinci modelim için ben sarı renk kullanmışım. Bu defa şöyle sarı ipimi alıyorum. Mavi modeli nasıl yaptıysak sarıyı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hanımlar ilk üç ilmeğimizi sarı ile öreceğiz. Şu ikinci ilmeğim. Ardından hemen sarı ipimin ucunu kendine bağlayacağım. Düğümümü atacağım. İplerimizin ucunda gizleyeceğiz hanımlar sonrasında. Böyle ip uçları arka yüze görünmeyecek. 3 tane sarıyı ördüm. İlk modelde olduğu gibi bakın modelde birinci sıradayız. Öndeki 4 tane kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Araya 5 tane sarı örüyorum. 3, 4, 5 Öndeki 4 tane kremi örmeden sağ şişime aldım. 5 ilmek sarı örüyorum. Öndeki 4 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. Kalan 3 ilmeğimi sarı ile ördüm. Bu şekilde. İkinci modelimizin ilk sırasını yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Sarı ipi arka yüze yani kendime doğru aldım. Bakın 4 ilmeğimi örmeden yine sağ şişime alıyorum. Aralardaki beşer kremimizi haroşa yani düz olarak örüyoruz. İpi kendime doğru aldım. 4 kremimi yine örmeden sağ şişime aldım. 5 tane sarımı örüyorum. 4 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. En son 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini düz örüyorum. Arka yüzde olduğum için sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi krem ipimi alıyorum. Sadece iki sıra renkli ip kullanıyoruz. Üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi krem ile düz olarak ördüm. Ardından hemen sarı ipimin ucunda keseceğim. Şöyle kremime sıkıca düğüm atıyorum buraya iki tane. Artık sarı ipimizi şöyle çekebiliriz hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi ördüm. ikinciyi de ördüm. Bakın burada bir tane sarı iki tane krem var. Krem ile sarıyı yer değiştireceğiz. İki krem ilmeğim önden gelecek şekilde sarı ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Sırasıyla bu yer değiştirdim. ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonrasında bakın yine iki krem ilmeğim sol tarafta da bir sarı ilmeğim var. Yine bu ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Önemli olan krem ilmekler önden gelecek. Ee, renkli ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz arada 3 kremim var İkinci modelimi yapacağım bu iki krem ile bir sarıyı yer değiştiriyorum önce iki kremimi sonra da bir tane sarımı ördüm yeniden iki krem solda da bir sarı var İlmeklerimi yer değiştiriyorum önce sarı sonra da iki krem ilmeğimi ördüm bu şekilde arada 3 tane kremim var Üçüncü modelimi yapacağım. Yine iki tane krem ilmeğimi ile sağındaki bir sarı ilmeğimi alıyorum. Yer değiştirdim. Sırasıyla yer değiştirdim. ilmeklerimi ördüm. Şimdi iki tane krem. Solda da bir sarı var. Yine bu iki krem ile bir sarıyı yer değiştiriyorum. Önce sarı sonra da iki krem ilmeğimi sırasıyla düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İkinci modelimizin üçüncü sırasında böylece tamamladık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde modelimizde dördüncü sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dördüncü sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum hanımlar. İkinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Ben rengarenk yaptım ama sizler iki renkli, üç renkli de yapabilirsiniz elinizdeki iplere göre modeli ayarlayabilirsiniz sonuncu ilmeği de yine ters olarak ördüm Şimdi geri dönüyoruz hanımlar bir diğer modele başlayacağız bir diğer modelim içinde bir lila kullanmışım şöyle hatta lila ipimde bakın çok az şu kadar bir şey yarım metre kadar anca elimde Yine ilk iki modeli yaptığım gibi üçüncü modeli başlatacağım. Kafanız karışmasın diye ilk üç modeli göstermek istiyorum sizlere. İlk ilmeğimi ördüm. İkinciyi de hemen ördükten sonra ipimin ucunu burada şöyle kendine bağlayacağım. Buraya şöyle iki tane düğümümü attım. İlk iki ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Dört tane kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Araya beş tane lila örüyorum. Bir, iki, üç, dört. 5, 4 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. 5 tane lila örüyorum. 4 tane kremimi örmeden aldım. Son 3 ilmeğimi de lila ipimi ile ördüm. Bu şekilde. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Lila ilmeklerimi örüyorum düz olarak ördüm. Ön yüzü haroşa düşüyor. İp benden tarafta 4 kremimi örmeden sağ şişime aldım. 5 tane ilmeğimi lila ipim ile düz olarak örüyorum. İpi arka yüze doğru aldım. 4 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 5 lilamı düz olarak örüyorum. Yine ip benden tarafta 4 kremimi örmeden sağ şişime aldım. İki ilmeğimi düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters olarak ördüm. Modelimizde ön yüzde üçüncü sıradayız hanımlar. Bu sıramızda krem ipimizi kullanacağız. İlk ilmeğimi hemen ördükten sonra lila ipimin ucunu keseceğim. Hemen krem ipime bağlayacağım buraya. Hanımlar yapacağımız işlem şu ikinci ilmeğimi de örüyorum. Ardından bu iki krem bir lila ilmeğim var. Bu ilmeklerimi şöyle yer değiştiriyorum. Yine krem ilmeklerim önden gelecek şekilde. Hatta lila ipimi de şöyle gizleyeyim. Önce iki kremimi sonra bir lila mı ördüm. Sonra iki krem ve sağ, sol tarafta bir tane lila var. Sonra bu ilmekleri yer değiştiriyorum. Önce lila sonra iki krem ilmeğimi düz ördüm. Arada üç kremimiz var. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Bu iki krem ile sağdaki bir lila'yı yer değiştiriyorum. Önce iki kremimi, ardından da bir lila ilmeğimi ördüm. Şimdi yine iki tane krem, solda da bir lila var. Yer değiştiriyorum. Önce lila ilmeğimi, ardından da iki krem ilmeğimi örüyorum. Arada yine üç ilmeğim var. Üçüncü modelimi yapacağım. İki krem ile hemen sağdaki bir lila'yı yer değiştiriyorum sırasıyla önce iki kremimi ardından bir lila ilmeğimi ördüm. Hemen önde iki tane kremim kaldı. Bu kremimi de soldaki lila ile yer değiştiriyorum. Önce lila sonra da iki krem ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü sıramızı modelimizde tamamladık. Geri dönüyorum arka yüzde dördüncü sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü ve sonuncu sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar 3. modelimizi de böylece tamamladık model iyice tamamen güzelce anlaşılsın diye ilk 3 modeli baştan sona göstermek istedim sizlere sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın modelimiz ortaya çıktı bile bu iplerimizde bakın şu ipuçları var ya buralarda. Bunları da hanımlar gizleyelim. Şöyle ilmek araları var. Şuralarda gördüğünüz gibi. Şöyle ilmek aralarından geçirerek bu ipuçlarımızı bu şekilde gizleyebiliriz. Ben diğer pati eş, e, örmüş olduğum diğer eşinin uçlarını bu şekilde gizledim. Bakın. Şöyle ilmek aralarından geçirerek ip uçlarını böyle gizliyoruz. Çünkü ipler iç tarafta böyle çirkin bir görüntü oluşturmasın diye. Her eklediğimiz ya da kestiğimiz ipin ucunu Böyle güzelce gizliyoruz. Bu şekilde. içi dışı tertemiz oluyor patiğimizin. Hanımlar şu 3 modeli birlikte yaptık. Ben bu patiğimin bu bölümüne toplamda 9 tane e, model yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model bu şekilde yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Hatta bir de şöyle ölçerek gösterelim hanımlar. Burundan itibaren model kısmına kadar şöyle ölçünce toplamda burası model kısmına kadar şöyle ölçüyorum bakın 11 santimlik bir bölüme modelimi yapmışım hatta hayır 12 santim şöyle 12 santimlik model kurulumu yaptım ee, benim elimin ölçülerine bu göre bu tam geldi şimdi hanımlar hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin ön bölümünü yapalım gelelim ardından birlikte bileki ayrımına geçeceğiz Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü bitirdim. Geldim toplamda buraya 9 tane modelimi yaptım. Bir de böyle açık haliyle ölçümü vermek istiyorum hanımlar. Tam ölçü olsun diye şöyle burun hizasından tam olarak mezuramı tutarak ölçüyorum. Az önce tam ölçü alamamıştık. Bu aşamada aşamaya kadar hanımlar şöyle baktığımız anda 11,5 santim yapmışım ön bölümü. En iyi olarak da şöyle ölçelim. Kenarından şöyle mezuramı tutuyorum. 9 santimde böyle eni geliyor patiğimizin 9 santim. Şimdi hanımlar e, bilek ayrımı yapacağız fakat bilek ayrımından önce iki sıra ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzdeyim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Bilek ayrımı yapmadan önce ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekildeki sıra böyle örüyorum. Ön yüze geçtiğimizde bileki ayrımını yapacağız. 10. ilmeğimi de yine ördüm ters olarak. Geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Patiğimizin bu kenarlarına 14'er ilmek ayıracağız. 28 ilmeği ikiye böleceğiz. Yanları 14'er ilmek olarak yapacağız. Önce bu sağ kenarımızı yapacağız. Sağ kenarı bitirdikten sonra sol kenara başlayacağız. Hanımlar patiğimin şu kenarlarına bilek bölümlerine ben yedişer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroş oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü yine haroş oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek sağ kenardaki ilmeklerimi ördüm ee, diğer 7 ilmeğimi de haroşa düz olarak örüyorum hanımlar şu 8. ilmeğim 9 10 11 12 13 14. ilmeğimi örerken tam bu ortada bilek ayrım bölümünde ilmeklerimi alıyorum öndeki ilmeği yer değiştirdim yer değiştirdim ilk ilmeğimi örüyorum bu şekilde. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu ee, bilek bölümünde ilmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. 5 şiş patiklerimde kullandığım yöntemi 2 şiş patiğimde de yine kullandım. Şimdi önce sağ kenarımızı yapacağız hanımlar. Sol kenarda da sayalım. 4 8 12-14 ilmeğimiz kaldı. Bu 14 ilmek burada bekleyecek. Yedek işiniz varsa ilmekler benimki gibi yedek işinizde bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi benim yedek işim olduğu için ilmeklerim beklesin. Geri dönüyorum. Hanımlar bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilk ilmeğimle kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bilek bölümüne haroşa düşmesi için 7 haroşamı ördüm. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Yine kenardaki 7 ilmeğimi ön yüzde düz öreceğim. Yedi haroşa ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Haroşalarımı örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum ben. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte yedi ilmeğim düz örülüyor. Şu yedinci ilmeğim kalan yedi ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndüğümüzde şöyle baktığımızda burada iki diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına bu bölüme toplamda 14 sıra 14 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğiniz ayarınızı ölçerek yapın. Şöyle ki ayak burnundan itibaren parmak uçlarımızdan itibaren şöyle patiğinizi tutacaksınız ayağınıza. Bu arka bölümünü şöyle gösteriyorum arka bölümün 3 topunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayarınıza tam olur şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin sağ kenarını tamamlayalım gelelim ardından birlikte sol kenara başlayacağız evet hanımlar patiğimin bu sağ kenarını ördüm geldim buraya 14 sıra haroşamı yaptım bu aşamada ilmeklerim kaçmasın diye böyle şişimi çıkartıyorum Tır yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Yedek şişleriniz varsa buradaki ilmekler şişlerde de bekleyebilir. Fakat tabanımız yaparken bu şişler beni rahatsız ediyor. Elime takılıyor. Hoşlanmıyorum. Bu nedenle böyle ip geçiriyorum. Sonrasında hanımlar bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümüne gelince şişimize takacağız. Topuk yaparken yeniden kullanacağız. Hemen krem ipimin ucunda minik bir miktar ip bırakıp şöyle kesiyorum. Krem ipimi hanımlar bu aşamada haroş tarafta değildi. Bu sağ tarafta bıraktım. Şimdi sol kenarımızı yapacağız birlikte. Tam bilek ayrımı yaptığımız bölümden başlayarak şöyle ipimi buradan ekleyeceğim. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim idi Bunları düz örüyorum hanımlar. İpimi buradan ekliyorum. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum. iki tane düğüm attım. Şu üçüncü ilmeğim boşlukta gizleyerek getiriyorum. 4, 5, 6, 7. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşaydı. Düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde eşit sayılarda yapacağız. Şimdi geri döndüm arka yüzdeyim. Ee, kenar ilmeğimle birlikte toplam bu kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Sadece haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örüyorum. Şöyle baktığımız anda şu sol kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde örüyorum hanımlar. Baktığımız anda burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben bu sağ kenara 14 diş haroşu yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda da 14 diş haroşamı yapacağım. Sizler sağ kenara kaç tane yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Kenarlarımız eşit olmalı çünkü. Şimdi hep birlikte sol kenarımızı da sağ kenarı yaptığımız gibi yapalım gelelim. Ardından birlikte burundan başlayarak tabanımızı örelim. Evet hanımlar patiğimin sol kenarında 14 sıra haroşa olacak şekilde ördüm geldim ipimi yine haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım krem ipimi. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da şişimi çekiyorum. İlmeklerimin içinden tığ yardımı ile ipimi geçireceğim bu şekilde. Şöyle. Maksat burada hanımlar ilmekler kaçmasın. Bu ilmekleri de yine topuğumuzu yaparken kullanacağız. Şöyle yine krem ipimin ucunu kenarda minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Evet hanımlar. Patiğimizin böylece üst bölümünü tamamladık. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Ee, başlangıçta şöyle ipimiz kalmıştı hanımlar. Bu ipimin ucuna yine krem ipimi bağlıyorum. Şöyle buraya düğümümü attım. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkaracağım hanımlar. Hemen bakın ilk başlangıç yeri ipimizin geldiği yer. Buraya şöyle girerek ipimin ilk geldiği yere girerek ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Kenarlar biraz sık olduğu için tığımdan yardım aldım. Şu birinci ilmeğim başlangıç yerlerine sırasıyla girerek ilmek çıkarıyoruz. Şu ikinci ilmeğim bakın başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patiğimiz daha sağlam olur. Patik burnumuz bu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve şurada hemen son kenar ilmek yerine de giriyorum ilmeğimi çıkarttım 12 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarttım şimdi geri dönüyoruz arka yüzdeyiz yine bu bölümde de ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık hem ilmek sayılarımız artacak hem de patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek. Bunu da şöyle yapacağız. Bakın yine ilk kenar ilmek yerlerimiz var burada. Bakın V şeklinde görünüyor. Bu ilk kenar ilmek yerim hemen şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek buradan çıkarttım. 13 ilmek oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde yapıyoruz. Ön yüzde ilk ilmeğimizi bu sağ kenardan, ikinci ilmeği de sol kenardan çıkaracağız. Kenardan ilmeğimi çıkarttım. Şişimdeki ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de bu taraftaki kenar ilmek yerine bakın sıradaki ilk kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına girden birden girerek sol taraftan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde önce sağ kenardan sonra da sol kenardan birer tane ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartmıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum ön yüzdeyim. İlmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim bu şurası. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 14 ilmeğim vardı şişimde. Bir ilmek buradan çıkarttım. 15 ilmeğim oldu. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine burada da sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bir adet ilmek de buradan çıkarıyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Şu anda arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Devam ediyoruz hanımlar. Aynı kenar ilmek yerine iki kere girmiyoruz. Ya da bir tane kenar ilmek yeri atlayıp bir diğerinden ilmek çıkarmıyoruz. Bir diğer sıradaki kenar ilmek yerine giriyoruz. Bu şekilde. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17 ilmek oldu. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonra da sol kenardan bir adet ilmek çıkaracağım. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz olacak sonuncu ilmeğimi de ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir adet ilmeğimi çıkarttım Böylece 18 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Biz bu ilmek çıkartma işlemini artırmalara patiğimizin burun kısmında 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin üst bölümünü de 28 ilmek olarak yapmıştık. Patiğimizin tabanı da yine 28 ilmek olacak hanımlar. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını Örelim gelelim. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmında artırmalarımı yaptım. Geldim. 27. ilmeğimizi sağ kenardan 28. ve sonuncu ilmeğimizi sol kenardan çıkarttık. Artık 28 ilmek olarak patiğimizin tabanını öreceğiz hanımlar. Artırma olmayacak. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son iki ilmeğimi tersten kesiyorum. 27 ilmeğimiz kaldı. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın burada bir tane mavi kenar ilmek yerim var. Mavi kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son iki ilmeğimi düzden keserek örüyorum ve burada da mavi kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağım. Bu aşamada hanımlar buraya baktığımız anda bir mavi, bir krem, bir krem, bir sarı, bir krem, bir lila, bir krem birer tane kenar ilmek yerleri var. Ama bu tarafta bakın iki tane ee, mavi görünüyor, iki krem görünüyor, iki tane sarı görünüyor, iki tane. Buralarda iki tane kenar ilmek geri görünüyor. Bunun sebebi şu, e, Modelimiz yaparken ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum ama model bölümünde ip geçişi olduğu için ilk ilmeklerimi ördüm. iki tane kenar ilmekleri görünüyor. Ama hanımlar buradan iki tane ilmek çıkartmayacağız. Karşı tarafı baz alacağız. Önemli olan baz almamız gereken nokta bu. Mavi kenar ilmek yerinden bir tane ilmek çıkarttıysak burada da yine mavi kenar ilmek yerine giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. İki kere çıkartmayacağız. Bakın bir kere mavi kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bir sonraki ilmeğimi krem olan yerden çıkaracağım. Bu şekilde hanımlar karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerini model renklere göre eşit olarak çıkartırsak patiğimizin tabanı eşit bir şekilde örülür. Yoksa burada iki kere mavi kenar ilmek yerine girersek burada bir tane. Burada iki kere sarıya girersek burada bir tane yaparsak falan. Patiğimizin tabanı eşit simetrik bir şekilde ilerlemez. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine son iki ilmeğim kalana kadar İlmeklerimi ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı örülecek. İlmek artışı artık olmayacak. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Ardından geri döndüm. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Sıradaki kenar ilmek ilmeklerim krem. Krem kenar ilmek yerine girdim. Bakın bir tane ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Hanımlar ön yüzdeysek eğer son iki ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son iki ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz. Sonra da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Böylece tabanımızdaki 28 ilmek sayısını korumuş oluyoruz. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son iki ilmeğimi düzden kesiyorum. Karşı tarafta krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da krem kenar ilmek yerine girerek şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm yine arka yüzdeyim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Sondaki ilmeğimi tersten keseceğim. Ardından da sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım, bakın son iki ilmeğim kaldı, son iki ilmeğimi tersten kesiyorum, geri döndüm ön yüzdeyim, sıradaki kenar ilmek yerim sarı, sarı kenar ilmek yerine girdim, ilmek çıkarttım, tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Burada sarı kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştım. Sol tarafta da yine sarı kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Patimizin tabanı eşit bir şekilde örülüyor böylece. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son iki ilmeğimi düzden kesiyorum ve burada da yine bu defa sarı kenar ilmek yerine gelerek bakın iki tane kenar ilmek yeri var ama bir tane ilmek çıkaracağız. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak patiğimizin tabanını öreceğiz. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Hemen model üzerinde göstereyim. Patiğimizin tabanı bu şekilde ilerleyecek. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını 28 ilmek olarak sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim ardından birlikte topuğumuzu keselim hanımlar. Evet hanımlar patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm ve geldim. ilk ilmeğimi sağ kenardan ikinci ilmeğimi de sol kenardan çıkartmıştım. Artık kenarlarda yer kalmadığına göre bu yan bölümlere geldik. Bu ipe takılı olan 14 ilmeğimi şişime alacağım. Artık topumuza başlayacağız. Bu ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi şişime takıyorum. Sonra içindeki şu ipi çektim. İpimin ucunu hanımlar burada kendime bağlayacağım. Buraya iki tane şöyle sıkı bir düğüm attım. İlmeklerimi normal düz olarak örüyorum yine ön yüzdeyim. 7 haroşa ilmeğime geldim. Bu haroşalarım yine haroşa olarak örülüyor. Şimdi geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşamı düz olarak örüyorum. Şu 7. haroşa ilmeğim. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Hanımlar patiğimizin tabanında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarlarda da 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi tek şişte toplanacak ve böylece şişimizdeki toplam ilmek sayısı 56 olacak. Devam ediyorum sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ardından diğer taraftaki 14 ilmeğimi de şişime alacağım. Onları da öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi buraya takılı olan 14 ilmeğimizi şöyle öncelikle ipimi açacağım. Şimdi de bunları şişime takacağım. Yine ipimi çekiyorum düğüm arka tarafta görünsün diye bu ipimizin ucunda şöyle arkaya bağlayalım Şimdi ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Arka yüzdeyim yine. İlmekleri ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarıma düz olarak örüyorum. Evet hanımlar şimdi geri döndük ön yüzde ilmeklerin hepsi tek işte toplandı 56 ilmeğimiz var. Bu aşamada topu kesiminde bana kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 24 ilmeğimi ayıracağım. 4 8 12 16 20 24 yeri belli olsun diye şey, ipimi de şuradan geçireyim şimdilik 24 ilmeğimi ayırdım. Diğer ilmeklerim bu sağ tarafta şimdi topumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Yine yedilmek haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 5, 6 ve 7. haroşa ilmeğim. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Hemen şey ipimin ucunu da atlatarak gizleyeyim. 16, 17 18 19 20 21 22 23 ilk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm 24 ilmeği örerken öndeki iki ilmeği alıyorum ikisini birlikte keserek örüyorum 23 ilmek ördüm 24 de kesim yaptım zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa olduğu için düz olarak örüyorum haroşalarımı. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız şimdi. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğimi alıyorum. ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu işlere bu işaretli yere kadar sarı iple işaretlediğimiz yere kadar bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar patiğimin topuğunu bu işaretlere kadar kestim geldim artık ipimi de çekiyorum İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride Ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesli kesim oluyor bu yöntem. Her iki patiğimizin topuk yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Kesim yönü aynı tarafta kalıyor. 5 şiş patiklerimde uyguladım bu yöntemi. Yine iki şiş patiğimde de bu şekilde uyguladım. Sırasıyla şişlerimizden karşılıklı olarak ilmekler alıyoruz. İkinci şişten aldığım ilmeğimi gördüğünüz üzere ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin topuğunu oluşturuyoruz. Son birer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki ilmeğimi sonra ikinci içindeki ilmeğimi alıyorum. Tığıma tığımda üç ilmeğim oldu. Üçünü birden topladım. Ardından buraya iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu patiğimin arka bölümüne şöyle saklıyorum. Düğümleyerek sıkılıyorum. Zaten bu renkli ipleri de patiğimizi örerken gizlemiştik. Bu şekilde alımlar beş diş patik topuğu gibi hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Hemen bir de ayağıma giydireyim hanımlar. Manken ayağımı ayağımızda görelim. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Görüntü itibariyle de 5 iş patik ile birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Dikişsiz olduğu için de hiç de ayağı rahatsız etmiyor. Şöyle bakalım. Diğer taraftan duruşu tabanımız, topuğumuz, kenarlarımız. Patiğimiz böyle. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.